Akşener'in açıklamaları vardı. Altın masadan kalktı. Akşener'in çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani kısaca şunu söyleyebilirim. Bir imza atılmışsa o imzanın arkasında durması gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii doğru olmadı. Yani bir genel başkanın bu tavrı gerçekten doğru olmadı. Yani şöyle söyleyeyim. Bunların tümünün bir araya gelmesiyle bir anlam ifade ederdi. Tek başına artık şey yapsa da bir anlam ifade edeceğini sanmıyorum. Peki bundan sonraki süreçte HDP masaya dahil olur mu sizce? Daha önce masanın dışındaydı. İYİ Parti'nin masadan kalkmasıyla beraber HDP masaya dahil olacak mıdır? Yani onu artık altılı veya beşli masa onlar düşünsünler. Meral Akşener'in çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Altın masadan kalktı. Çok iyi oldu. Neden iyi oldu mesela? İyi oldu yani. Yaramaz bir insan. Şimdi yani açıkçası ben hiçbirini istemiyorum. Bu devlete kim bu insanlara yaralıysa o insanlar gelsin. Kim Allah'tan hak korkuyorsa o gelsin. Çünkü bize Allah'tan hak korkan insanlar lazımdır. Başka insanlar lazım değil. Meral Akşener bir işe yaramıyor. O yüzden ayrılmış. Peki HDP masaya dahil olur mu sence? Vallahi yanlış değilsem olur. Vallahi abi ben şimdi sana bir şey söyleyeyim. Yani HDP olur. Yani HDP bence yanlış değilsem kazanır diye düşünüyorum. AK Parti de belki kazanır ama MHP, CHP kazanmaz. Meral Akşener'in ayrılmasını istemiyordum. Neden ayrılmasını istemiyordunuz hani? AKP'nin kaybetmesini istiyorum ben. Bir HDP'li olarak. Nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Ben bu kadar ben karışmıyorum. HDP masaya dahil olur mu peki sizce bu saatten sonra? Ya biz gizliden dahiliz. Kardeşim bak zaten ilk baştan oyunda ayrılacağı herkes biliyordu. Onun ne olduğunu herkes biliyor. Ya biri bellidir yani. Ya ben herkes biliyor ayrılacak. Eli her şey onun gibi olursa yoksa kabul etmiyor. Peki bundan sonraki süreç nasıl olacak altın? Altın süreç o da daha sürecek, daha belli olmaz. Ne olacağın daha belli değil. Daha gün var. Peki bundan sonra HDP masaya dahil olur mu? Yo HDP dahil olmasa hiç parti de kazanamaz. Parti anahtarı HDP'dir. Başka kim olacak ki? Kim olacak? Biz hep HDP'ci, biz anahtarız. Hangi partiye gidiyse o kazanacak. Herkes bilsin bunu. Kesinlikle yani kalkması iyi oldu. Neden iyi oldu peki? Yani CHP içinde, öbür partiler içinde bu daha iyi. Ya sebebini çok açıklamaya gerek yok. Yani Türkiye'deki siyaset zaten bellidir. Peki bundan sonra HDP masaya dahil olur musunuz? Bence dahil olur diye düşünüyorum. HDP'nin masaya dahil olmasıyla bazı taşlar yerinden oynar mı hani siyasette bazı dengeler? Yani iki taraftan da değişir muhtemelen. Çok fazla açıklama yapmayacağım konuyla ilgili. Teşekkürler. Vallahi abim şimdi Meral Akşener altılı masadan çıktı. Bu herhalde açıkladığına göre diyor Kılıçdaroğlu adaylıkta biraz diretmiş. Ben olacağım diyor. Aynen. Bu 5 Kılıçdaroğlu'nun da kazanması biraz zor gibi görünüyor. Hani kim ne derse desin zor. Ben şahsen de vermem ona. Meral Akşener de hani onun yanında durup hani seçimi riske atmamayı düşünmüş. Bence iyi düşünmüş. Doğru bir karar vermiş bence. Ha yeni bir açıklama yapmış diyor. İşte Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu ne diyor? Davet ediyorum. Göreve davet ediyorum. Onlar da Kılıçdaroğlu'nun yanında durmayı düşünmüşler. Ona bir şey diyemeyiz. Vallahi oyumuz Muharrem İnce'dir öyle görünüyor. Ümit Özdağlı'a hani aday olursa ben şahsen oyumu ona veririm ama Meral Akşener'in yaptığı şey bence doğrudur. Çünkü seçimi riske atmıyor, milleti yakmıyor o yüzden. Sizce HDP masaya dahil olur mu bu süreçte? Vallahi şimdi HDP zaten bu seçimde belirleyici roldür. Yüksek oy potansiyeli var. Eğer katılırsa zaten altılı masa kimi çıkarırsa her türlü kazanır çünkü oy potansiyeli yüksek HDP'nin. Onun dışında HDP'nin katılmasını ben şahsen istemiyorum. Hani ona oy ver, onu destekleyeceğine bence Muharrem İnce'yi desteklesin. Zaten Tayyip'i desteklemez, inşallah da desteklemez. Masadan ayrılmasını ben de doğru buluyorum açıkçası. Çünkü Kılıçdaroğlu yine arkadaşımın dediği gibi sürekli sanki ben gireyim hani şu potaya diyor. Ama ben uygun görmüyorum Kılıçdaroğlu'nu. Çünkü sürekli anketler düzenleniyor Kılıçdaroğlu için. Erdoğan karşısına çıkarsa kesinlikle kazanma şansı yok.
oranlar düşük. HDP masaya dahil olur mu bundan sonraki süreçte? Altılı masa için mi? Altılı masa için sanmıyorum. Çünkü onlar da izlenim şu an bir neler olur, neler gider. Onun şeyindeler. Eğer Meral Akşener bir adım atarsa sanki böyle Meral Akşener'le ayak uydururlar diye düşünüyorum. HDP ile Meral Akşener. Evet, öyle düşünüyorum. Zaten o altılı masa bence pek hoş insanlar yok içinde. Onun için ben bir şey diyemiyorum Meral Akşener hakkında. Yani ya zaten belliydi masadan ayrılacağı. Yani hepsi de sırayla ayrılacak. O tek değil zaten. Yani yine de nasıl olursa artık. Peki bundan sonraki süreç Cumhurbaşkanı seçim için nasıl ilerler? Sizin düşünceniz ne yönde olur? Bence rakip çıkaramazlar. Yine Recep Tayyip Erdoğan devam eder. Bu artık devlet. Bu devlet nasıl böyle gidiyorsa zaten Suriyeli gibi olacağız biz de. Yani kendi memleketimizde aynı. İYİ Parti'nin masadan ayrılmasıyla beraber HDP masaya dahil olur mu? Olamaz. Bence olamaz. Zaten az kaldı. Dahil olsa da artık yapacağı bir şey yok. Akşener'in yaptığı şey zaten bu. Daha önce de yapmıştı herkese. Bize de yaptı. Fark etmez. Destekliyor musunuz peki altılı masayı? Destekliyoruz tabii. Kürtelere destekliyoruz. İçeride değiliz ama gene destekliyoruz yani. Siz bundan sonraki süreçte HDP'nin masaya dahil olacağını düşünüyor musunuz? Yani gizli olarak dahil olur bence. Oturmalı bence ama diğerleri girer mi otomatik onu da bilmiyorum yani. Bizi gerçek girmese daha iyidir. Dışarıdan bence Akşener'e girecek buna yani. Dönecek. Çünkü İmamoğlu'na güveniyor daha Mahsun'a mı güveniyor bilmiyorum. Onlar da destekledi. Şimdi İYİ Parti tek başına bizim HDP'nin konumunu geçti yani. HDP'nin konumuna geçti herhalde. Yani HDP dahil olacak o dışarıdan kalacak. İşte ya Erdoğan'a gelecek ya bize gelecek. Nereye gidecek? Başka var mı? Erdoğan destekler mi İYİ Parti'yi? Bilmiyorum destekler. İster yani. Ama MHP destekler mi onu bilmiyorum yani. O da var. MHP mi girecek altılı partiye o zaman? Şimdi masadan ayrılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok yanlış buluyorum. Yapmaması gereken bir şeydi. Ayrılıyorsa da bu şekilde değil. Daha bir iyi bir üslupla ayrılabilirdi. Bu şekilde hem altılı masanın kalan diğer partilerini de zan altında bırakarak ayrıldı. Yanlış buluyorum ben. Bundan sonraki süreçte HDP altılı masaya dahil olur mu? Kesinlikle olması lazım. Bence de olur. Yani İYİ Parti ile bir daha olmaz diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi hani kapıyı kapatarak gitti. HDP'yi de almalarını, alacaklarını düşünüyorum. Bu şekilde olursa anca başarıya ulaşacaklarını düşünüyorum. Siyasi olarak mı konuşayım yoksa ben kendi düşünceme mi? Yanlış yaptı. Yani doğru bir şey yapmadı. İstikrar her şeyde önemlidir. İstikrarı gösteremedi. HDP'nin adayı çıkarması daha doğru olur. Masaya dahil olmaz diyorsun. Kesinlikle olmamalı. Meral Akşener'in masadan, altılı masadan ayrılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani onun bileceği iştir. Yani siyaset işi belli değil. Mesela yani tek başına gidebilir yani ben öyle yani düşünüyorum. Masadan ayrılması sizce doğru muydu? 1,5 yıldır masada oturuyorlar. Bence doğrudur. Çünkü herkes tek başına yani gitsin yani. Kim ne alacaksa belli olur o zaman. Altılı masada HDP dahil değildi. Bundan sonraki süreçte HDP sizce masaya dahil olur mu? Olmaz. Tek başına yani girecek. Meral Akşener'in altılı masadan ayrılmasını, o sert çıkışını nasıl değerlendiriyorsun? Bence bana göre mesela şu ayrılması bizim açımızdan daha iyi oldu. Altılı masalı için de daha iyi olduğunu düşünüyorum. HDP bakımında HDP daha çünkü Meral Akşener ve HDP birbirine zıt olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan daha iyi olduğunu düşünüyorum. İYİ Parti'nin masadan ayrılmasıyla beraber HDP o masaya dahil olur mu? Bence daha önce de HDP masaya dahildi. Açık değildi ama bence dahildi diye düşünüyorum. Meral Akşener kendi başına bir aday çıkarır mı İYİ Parti olarak? Çıkarır. Bence zaten Meral Akşener bunu ayrıldı, oradan ayrıldı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu da kendine şey yapacaktı, bunu da düşünüyordu. Onlar da buna katılacağını düşünüyordu. Bir başarı elde edeceğini düşünüyordu. Ama bu gerçekleşmedi diye düşünüyorum. Bence şu an pişmandır. Peki Meral Akşener sizce geri adım atar mı? Atar şu an. Şöyle atar. Atmaz ama pişmandır diye düşünüyorum. Ama bu saatten sonra geri adım atmaz diye düşünüyorum. Meral Akşener'in altılı masadan ayrılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdilik nasıl diyelim, siyaset olarak biraz değişik şeyler yaşandı daha doğrusu. Meral Akşener'in mesela bir anda altılı masadan ayrılması siyaset ve politik açısından biraz daha olumlu olduğunu düşünüyorum kendi açımdan, kendi bakış açımdan.
ve bunun altılı masaya daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Şu an yer değiştirilen partiler olarak yerine giren partilerin daha iyi bir uyumda olacağını tahmin ediyorum. Bu nedenle umarım daha güzel şeyler olur. Sizce HDP masaya dahil olur mu? Ya bence zaten HDP'nin masaya dahil olması lazım. Çünkü neden derseniz, yani bugün resmi olarak ilanlanmış bir partinin her zaman her yerde yani olması kesinlikle haktır ve olması da lazım çünkü. Sonuçta yani var olan bir şeyi sen inkar edemezsin kesinlikle. Olması gereken de budur bence. Yani ileriki zamanlarda her partinin, herhangi partinin ne olursa olsun, yani ileriki zamanlarda partilerin net olarak ve halkın kararıyla neyin ne olacağını kesin ve net bir şekilde zaten ileriki zamanlarda herkes bunu görecek. Bu şekilde inşallah.